Merhabalar. Bu videomuzda eğitsel ortamlarda görsellerin kullanımına yönelik bilgilendirme yapılacaktır. Bu noktada birinci amacımız görselleri eğitim ortamlarında etkili kullanma bilinci oluşturmak olacaktır. Sun akışımızı inceleyelim. Sun akışımızda ilk olarak görsellerin kapsamı, beyin görselleri nasıl işler, görsellerin gücü, eğitimde görsellerin kullanımı, Dijital ortamlarda görsel arama nasıl yapılır ve görseller nasıl düzenlenir bunlar hakkında bilgilendirme yapılacaktır. İlk aşamalarda daha çok bilgilendirme ve anlatım olacaktır. Ve son bu görsel arama ve görsellerin düzenlenmesi gibi işlemlerde birkaç platform üzerinden uygulama yapılacaktır. Şimdi ilk olarak görsel denildiğinde aklımıza ne geliyor bundan bahsedelim. Görseller Görsel kısacası görme duyumuza hitap eden her şey görsel demektir. Bu açıdan da oldukça kapsamlı bir yapıya sahiptir. Çünkü görebildiğimiz her şey görsel olarak ifade edilebilir. Bakın ekranımızda birçok görsel örneği var. İşte somut objeler, videolar, resimler, animasyonlar, fotoğraflar, iki boyutlu, üç boyutlu objeler bunların hepsi aslında görsel kavramının içerisine dahil edebiliriz bu noktada. Ancak bizim bu videomuzda ve sunumumuzda odaklandığımız nokta daha çok hani grafik gibi şekil gibi fotoğraf gibi dijital görsellerden oluşan objelere odaklanacağız bu videomuzda ve iki boyutlu üç boyutlu modeller de bunun içerisine dahil edilebilir bu noktada. Ayrıca e, videomuzdaki bir diğer odak noktamız da görsellerin etkili ve etik bir şekilde eğitsel ortamlarda nasıl kullanabiliriz. E, basit Yöntemlerle görselleri nasıl düzenleyebiliriz? Görselleri nasıl internet ortamında arayabiliriz? Ve bunları oluşturup, düzenleyip eğitim ortamlarına nasıl entegre edebiliriz? Çıkış noktamız aslında bu olacaktır. Bakın slaytımızda gördüğümüz gibi bizim odaklanacağımız nokta grafikler, işte şekiller, haritalar, zihin haritaları, kavram haritaları, akış şemaları Bunlar daha çok olacaktır. Grafikler bakın, üç boyutlu modeller daha çok bunların kullanımına yönelik aslında. Bu sunumumuzda e, size sizi bilgilendirme yapacağız. Diğer taraftan beynimizin kısaca bir öğrenme mekanizmasından bahsetmek istiyorum. Şimdi e, slaytımızda gördüğümüz gibi beyin dışarıdan gelen uyarıcıları iki şekilde işler. Bunun birincisi bakın şurada gördüğümüz gibi metinler, kelimeler, sözel uyarıcılar, yazı, konuşma gibi sözel şekilde işler. İkincisi ise sözel olmayan görsel formlar aracılığıyla işlemektedir dışarıdaki uyarıcıları. Biliyorsunuz ki beynimiz özellikle ilgi çekici, işe yarar uyarıcıları alma eğilimindedir. Ve eğer bu noktada öğrenme gerçekleşirse uzun süreli belli Kodlama yapar. İşte bu kodlama yapılırken iki kanaldan yapılır. Birincisi görsel kanaldan, bakın şu şuradaki örnekteki gibi. Diğeri ise sözel kanaldan kodlama yapar ve bu şekilde uyarıcıları e, aktar aktarım işlemi yapar. Burası çok önemlidir. Şimdi bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. E, birinci kanalımız sözel kanal dediğimizde mesela konuşmalar, duyduklarımız, yazılar kelimeler, metinler, bunların hepsi sesler, bunların hepsi işte bu sözel formla veya sözel kanalla bu şekilde işlenir bilgiler. Diğer bir kanalımız görsel kanal ise işte şekiller, grafikler, fotoğraflar, anılarımızdaki görselleştirmelerimiz, bunların hepsi sözel olmayan bu görsel kanaldan aslında aktarım yaparız. Örnek verecek olursak, ben şu anda kedi desem size kedi. Bakın aklımıza bu tarz objeler, nesneler, sözel metinler, kelimeler, sesler birçok şey gelecek. İşte bu beyin aslında iki türlü kodlama yaptığının bir göstergesidir. Bakın birinci kanalda işte metinsel, sözel form dediğimiz işte metinsel ifadeler. Bakın burada kedinin farklı yazılış biçimleri, İngilizce e, ke şeklindeki ifade edilişi, Diğer taraftan aklımızda eğer bir kedi ismi kaldıysa mesela Tarçın gibi, Cingöz gibi bunlar belki aklımıza gelebilecek. Veya yabancı bir kedi ismi aklımıza gelecek. Veya kedi ilgili bir hikaye aklımıza gelecek. Veya kedi ile ilgili bir söz aklımıza gelecek. Bunların hepsi kedinin sesi aklımıza gelecek. İşte bunların hepsi aslında bu sözel form dediğimiz kanal kanala girer. Diğer taraftan beynimiz yine eğer kedi ile ilgili belli görselleştirmeler varsa beynimizde bunlar hatırlı ...bunları hatırlayacağız. Örneğin bu bir süliyet olabilir, bir kara kedi olabilir... ...veya işte kendi kedimiz varsa o aklımıza gelebilir. Veya işte kedi tişörtü varsa, kedi hediyeleri varsa bu şekilde... ...veya bir video izlediysek bunlar aklımıza gelebilir. Bu şekilde görsel objeler aslında gün yüzüne çıkabilir. Burada bu şekilde hem sözel hem de görsel açıdan... ...çift kanaldan aslında bu durum öğrendiğimizin bir göstergesidir bu noktada. Ve bu mantıkla öğrenme ortamlarında özellikle metinsel ya da sözel ifadelerin yanında demek ki görsellerin de olması öğrenmenin kalıcılığına ve etkiliğini arttırdığını bu noktada söyleyebiliriz. Hatta yapılan araştırmalarda şuna ulaşılmıştır ki bu şekildeki görsel ifadeler görsel ifadeler ...metinsel veya sözel ifadelere göre... ...içeriklere göre daha kolay hatırlanmaktadır. Diğer taraftan beynimiz... ...çok tek düzey şeyleri sevmez. Sıkıcı gelir. Yani monoton gelir. Adı üstünde monotek demektir. Ton... E, ...tek ton demektir aslında. Tek tonlu şeyleri sevmez. Bu ses olabilir, renk olabilir. Bunları çok sevmez. E, ve eğitim ortamlarında da... ...tek tonluk öğrenmeyi olumsuz etkiler. Bu yüzden... Renkler, görseller her zaman beyni harekete geçiren bir etkiye sahiptir diyebiliriz ve bu noktada öğrenme ortamlarında özellikle görsel nesnelere, görsellere ağırlık vermek gerekir. Çünkü görsellerin hakikaten gücü eğitim ortamlarında e, önemlidir, dikkat çekicidir. Şimdi bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. E, günlük hayatımızda bu tarz olaylara sıklıkla rastlıyoruzdur. Örneğin bazen önceden karşılaştığımız birisinin simasını veya yüzünü çok kolay bir şekilde hatırlarız. Doğru değil mi? Ama bir türlü ismini hatırlamakta güçlük çekeriz. Hatta deriz ki işte hani işte ismi şuydu, işte dilimin ucunda gibi e, kelimeler kullanırız. Ancak yüzünü biz her zaman hatırlarız. İşte bu noktada görsellerin işte hani beynin biraz önce bahsettiğimiz şekilde beynin iki türlü kanalı vardı. Görsel kanal ve sözel kanal dediğimiz. Görsel e, nesneleri hatırlamakta daha da bir eğilim göstermekteyiz. Bu yüzden görseller çok önemlidir. Bakın görseller bu noktada önemli bir yere sahiptir. Bazen e, sayfalarca anlatabileceğimiz, sayfalarca üzerinde konuşabileceğimiz bazı nesneler, yazılar aslında bunları biz tek bir görselle anlatabiliriz örnekte olduğu gibi bakın ve daha kalıcı ve daha ilgi çekici hale de getirip bu şekilde görsellerle anlatabiliriz bu noktada. Bu yüzden görseller her zaman çok 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 önemlidir eğitim ortamlarında. Eğitimde görsellerin kullanımından bahsedelim. Eğitimde görseller bir kere hatırlamayı arttırır, biraz önce bahsettiğimiz şekilde anlamayı da kolaylaştırır. Örneğin grafiklerle bir şeyleri anlatmak veya akış şemalarıyla bir şeyleri görselleştirmek gerçekten anlamayı kolaylaştırmaktadır. Yine konuyu somutlaştırmak için de görseller kullanılır. Konuyu özetle, özetlemek için de yine görselleri kullanıyoruz eğitim ortamlarında. Özellikle konuları dikkat çekici olması ve ilgi çekici olması açısından da görselleri kullanıyoruz. Bu noktada çok önemlidir görseller. Veya duyguları uyarıcı etkiye de sahiptir görseller. Çünkü görseller çoğunlukla renkli oldukları için duygularımızı harekete geçirici bir aslında özelliğe de sahiptir. Bu şekilde görselleri görsellerin kullanımını çoğaltabiliriz eğitim ortamlarında. Diğer taraftan günümüzdeki öğrenen nesile biliyorsunuz şu anda dijital yerliler şeklinde bir e, nitelendirme var. Özellikle bu milenyum gençliği dediğimiz, A jenerasyonu dediğimiz veya çevrim içi nesil dediğimiz bir gençlikten bahsediyoruz. Bu nesil bu nesilde ve daha çok bilişim teknolojilerine yatkınlığıyla bilinen ve Vaktinin çoğunu bu tarz ortamlarda geçiren bir nesilden aslında söz ediyoruz. Bu nesil veya dijital yerliler daha çok görsellerden öğrenme eğilimindedirler. Çok fazla yazıyı sevmiyorlar. Yazı yazmayı çok sevmiyorlar, okumayı çok sevmiyorlar ne yazık ki. Bu yüzden görselleri bu neslin ihtiyacına göre aslında eğitim ortamlarına sunmamız gerekiyor bizim. Bundan da yeri gelmişken bir bahsetmek gerekiyor. Aslında bu noktada eğitim açısından şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Öğretmenlerimiz eğitim ortamlarında görselleri aktif olarak kullanmalıdırlar ve etkili olarak kullanmalıdırlar. Ve aslında bu da bir zorunluluk haline yavaş yavaş gelmeye başladı bile diyebiliriz. Hemen burada, hemen burada bir önemli noktadan bahsetmek gerekiyor. Şimdi biraz önce hep görsellerin gücünden bahsettik. Elbette görselleri daha kolay hatırlıyoruz sözel ifadelere göre diye bahsettik. Bu anlatılanlardan şöyle bir şey çıkartmamamız gerekiyor. İşte görsellerin gücünden bahsettik. Görseller metinsel ya da sözel e, içeriklere göre daha kolay hatırlanıyor diye söz ettik. Ancak bu noktada biz metinleri, kelimeleri küçümseyemeyiz elbette. Onların da gücü vardır ve bunu her zaman dengeli bir şekilde kullanmalıyız. Çünkü kelimelerin gücü de buradan önemlidir. Bakın burada olduğu gibi ikisini de eğitim ortamlarında dengeli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Çünkü bazen e, kelimeler e, görsellere göre daha güçlü olabilir. Onların bıraktığı etkiler öğrenenler üzerinde büyük e, dikkat çekici olabilir. Bu açıdan kelimelerin yerini görseller alsın diye bizim bir iddiamız ne yazık ki yok. Böyle bir şey olmaz da zaten. Burada önemli olan nokta beynin görselleri sözel ifadelere göre daha iyi ve daha kolay hatırlamasıdır. Yapılan araştırmalar bu şekilde söylüyor bize. Örneğin biz bu sunum üzerinden hareket edelim. Biz sunumumuzda sadece resim kullansak, sadece görseller kullansak, ben anlatmasam bu şekilde ya da yazılar olmasa ne olur? Amacımıza ulaşamayız. Ya da tek düze olur, sıkıcı olur sizler açısından. Ya da bir öğretmeni düşünün, devamlı konuyu anlatıyor. Hiçbir şekilde görseller sunmuyor, eğitim ortamlarına farklı materyaller getirmiyor. Sadece konuşuyor. Ne olur? Yine bu şekilde ders sıkıcı hale gelir ve öğrencilerin uykusu gelir, öğrencilerin ilgisi azalır ve tek düze, monoton bir öğrenme ortamı ya da öğrenmeme ortamı ortaya çıkar. Bu noktada dikkat çekeceğimiz nokta kolay hatırlanabilen öğelerin, görsellerin ortaya sunulmasıdır. Ve bu noktada bizim görseller gerçekten işimizi kolaylaştıracaktır. Özellikle de görselleri doğru zamanda, doğru yerde etkili bir şekilde kullanmamız bu noktada önemlidir. Diğer taraftan görsellerle çalışmak tabii zahmetli de bir iştir. Çünkü herkesin ya da her eğitmenin görselleri düzenleme ya da hazırlama yeteneği ya da teknolojik becerisi olmayabilir. Ancak Artık biliyorsunuz daha önceki e, konuşmalarımızda da bahsettiğimiz gibi artık yeni nesil öğrenciler varsa artık yeni nesil öğretmenlerimiz de olmak zorunda. Diyoruz ki teknopedagogik becerilerden bahsediyoruz değil mi? Teknopedagogik alan bilgisi diyoruz. Teknolojik pedagojik alan bilgisi. Bu noktada bu yani her öğretmenin aslında belirli bir teknolojik yeterliliğe sahip olması gerekiyor. En azından bu videomuzda biz de e, hani yüzeysel düzeyde ya da başlangıç düzeyinde Öğretmen ya da eğitmenlerin görselleri e, ara, araması, düzenlemesi gibi işlemleri basit yollardan yapabilmesi videomuzda amaçlıyoruz. Ve en azından etkili bir şekilde kullanma bilinci oluşturmayı bu videomuzda amaçlıyoruz. Şimdi ilk olarak görselleri aramadan bahsedeceğiz. Sonra görselleri düzenlemekten bahsedeceğiz. Ve daha sonra görselleri boyutlandırmaktan bahsedeceğiz. Ve bunları uygulamalı olarak göreceğiz şu anda. Şimdi e, buna geçmeden önce... Görselleri arama seçeneklerinden ilk olarak bahsetmek istiyorum. Biz görselleri ararken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi ölçütleri göz önünde bulundurmalıyız? Bunlardan bahsetmek istiyorum şu anda. İlk olarak telif hakkı kavramı biliyorsunuz çok önemli bir kavramdır. Özellikle internette artık yığınla bilgi, görsel, video birçok materyal mevcut. Ancak burada önemli olan telif hakkına uygun bizim görselleri bulup eğitim ortamlarımıza entegre etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan amaca uygun görselleri bulmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Yani biz sadece laf olsun diye ya da koymak için bir görsel koymamam gerekiyor. Amaca uygun görseller bulmam gerekiyor. Diğer taraftan kullanışlı, sade ve anlaşılır görseller bulmam gerekiyor. Mesela bir fotoğraf arıyoruz. Çok renkli, çok ya da kalitesi düşük ya da karmaşık görseller internet ortamlarında çokça yaygın. Özellikle alanımız ya da konumuz itibariyle bir resim arıyorsam, bir görsel arıyoruz, arıyorsam karmaşık olabiliyor. İşte bizim bunu sade hale getirmemiz ya da daha anlaşılır hale getirmemiz için biraz üzerinde küçük e, dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Bu noktada da işte görsellerin düzenlenmesi kısmı birazdan devreye girecek. Diğer taraftan görselleri arama olarak ararken öğrenci seviyesine uygun görseller bulmamız gerekiyor. Ve... E, Akabinde ilgi çekici, düşündürücü ve eğlenceli görseller bulmamız çok önemli bu noktada. Diğer taraftan bilissel yükü arttırmaması, gereksiz öğeler içermemesi, çok fazla aşırı renk kullanılmaması görseller açısından önemlidir. Bu yüzden görsellerin mesela arka planını belki temizleyeceğiz. Daha sade görseller sunacağız veya vektörel objeler kullanacağız görsellerimizde. Bu şekilde aramalar yapacağız. Bu noktada çalışmalarda çalışmalarımızda ikonlar kullanabiliriz, simgeler kullanabiliriz, silüetler kullanabiliriz. Daha az renkli vektörel objeler kullanabiliriz. Özellikle dikkat çekicilik ve vurgu noktasında bunlar çok önemlidir. Örneğin bir dikkat çekici öğe ya da bir, bir şeye vurgu yapmak istiyorsak bir insan silüeti ve bir konuşma balonu. Konuşma balonu içerisinde bir soru ibaresi çok güzel öğrenciyi o noktaya odaklamak ve e, dikkatini çekmek için kullanılabilir. Ve biz bu ölçütleri daha da çoğaltabiliriz e, eğitim, eğitsel açıdan. Şimdi ilk olarak şu telif hakkına biraz vurgu yapmak istiyorum. Çünkü e, biliyorsunuz ki öğretim materyallerimizde başkalarının ürettiği biz hep görsel materyal, materyalleri aslında çok sıklıkla kullanıyoruz. Ve bu noktada telif hakkı devreye giriyor. Yani biz aslında ararken veya görsel eğitimsel ortamlarda görsellerimizi kullanırken telif hakkı içermeyen görsellere daha çok odaklanmamız gerekiyor. Ya da kendimiz üretmemiz gerekiyor. Ancak hani çok profesyonel düzeyde belki böyle bir yetkinliğimiz olmayabilir. Bu noktada telif hakkı içermeyen görselleri arayabiliriz. Bazı kişiler ürettiği eserleri herkesin kullanımını açabiliyor. Ya da o kişiye atıf yapılabilir, izin verebilir kullanmak için noktalara telif hakkı noktasına dikkat etmemiz gerekiyor. Belki farkında olmayarak telif hakkı ya da etki ihlaller yapabiliyor yapıyor olabiliriz. Çünkü bu noktada da telif hakkı biliyorsunuz bir nevi e, dolaylı olarak bir hırsızlık oluyor aslında. Ve başkasının izni olmadan aslında o eseri kullanıyoruz. Bu şekilde bir davranış biliyorsunuz etik olmayan bir davranıştır. Ve bu noktada telif hakkı e, kavramına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor bu noktada. Şimdi Diğer taraftan gelelim asıl konumuza. İlk olarak ücretsiz görsel arama platformlarından bahsetmek istiyorum. Veya telif hakkı içermeyen, rahatlıkla arama yapabileceğimiz bu araçlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi internet ortamlarında birçok e, görsel arama platformu var. Ancak şu anda e, sunudaki bu platformlar daha sık kullanılan ve bize e, kaliteli görseller sunan ve aynı zamanda arama seçenekleri de sunan platformlar bunlar. Bakın Pixabay gibi, işte FreePic gibi, EveryPixel gibi, Unsplash gibi, Flickr gibi e, çeşitli platformlarımız var. Bunları az çok belki bazılarımız biliyordur. Flickr mesela çok aşinayız, e, kullanıyor olabiliriz. E, bu siteler genellikle bize ücretsiz görseller sunar. Yine bazı sitelerde e, ücretli olarak da indirebileceğimiz siteler de vardır. Ancak bizim odaklanacağımız nokta Ücretsiz ve telif hakkı içermeyen aslında platformlar. Bunların oldukça geniş bir veri tabanı da var bu arada. Şurada sağ tarafta bakın Google, Yandex gibi arama motorları aracılığıyla da biz görselleri e, arayabiliyoruz. Özellikle gelişmiş bize arama zikayetleri sunuyor bu arama motorları. Ve e, gelişmiş filtreme özellikleri var. Aradığımız görsele hızlı bir şekilde ulaşmamızı aslında sağlıyor. Bu noktada da kullanışlı e, sitelerdir bunlar. Ancak e, normalde biz biliyorsunuz hemen Google'a yazıyoruz. Orada çıkan görsellerden bakmaya çalışıyoruz. Ancak onun içerisinde kısa kısa arama seçenekleri de var. Birazdan bunları uygulama olarak göreceğiz. Bunlara geçmeden önce bir şu kelimeden, bu kavramdan bahsetmek istiyorum. Creative Commons diye bir kavram var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Creative Commons kar amacı gütmeyen bir ortak paylaşım kültürü oluşturmayı sağlayan bir aslında organizasyon ya da bir hareket diyebiliriz aslında. Açık kaynaklı, mesela açık kaynak kodlama diye bir şey var. Bu ne demektir? Mesela herkes bir şeyler ekleyebiliyor, kodlama yapabiliyor, üzerine ilave edebiliyor, bir şeyler yazabiliyor. Belki birisi işte bir uygulamayı başlatıyor ve daha sonra herkesin kullanımına sunuyor ve herkes geliştiriyor o uygulamayı. Hani bu noktada açık kaynaklı kodlar çok önemli. Mesela Pardus gibi hani belki duymuşuz, duymuşuzdur. Bunlar hep ücretsiz aslında sunulan sistemler. İşte bunlar da amaç şudur aslında. O ürünü en iyi şekilde geliştirmek. Herkesin bir katkısıyla o ürünü en iyi ortaya koymak, yaratıcı bir şekilde sunmaktır aslında. Ve bu noktada çoğu ücretsizdir. Ve ticari bir kaygı yoktur bu tarz uygulamalarda. İşte Creative Commons'ın da böyle bir amacı var, böyle bir hedefi var. Aslında bu lisanslama diye de geçiyor. Hani şu şekilde düşünelim. Biz bazen bir kaynağa ulaşmak istediğimizde normalde ne diyor? Telif hakkı ya da her hakkı saklıdır gibi bir ibareyle karşılaşıyoruz. Hatta bir sonraki slaytımızda bununla ilgili daha net bir şekilde görebiliriz. Şimdi burada copyright diye bir şey var. Yani her hakkı saklıdır. Bu şu demektir aslında? Ben e, yapılan bir eser, bir ürün, bu görsel olabilir ya da video olabilir, her şey olabilir. Eğer her hakkı saklıysa biz gidip bu kişiden izin almamız gerekiyor. Eğer e, ondan izinsiz kullanırsak sonuçta yasal bir suç işlemiş oluyoruz. Çünkü o ürünü biz ondan izinsiz kullanmış oluyoruz demektir bu. Her hakkı saklıdır. Ee, ama diğer taraftan creative commons'a sadece belirli hakları saklıdır mantığıyla hareket ederek aslında e, şu bu katı e, yasa bize biraz daha esnek ve özgür bir şekilde kullanmamızı sağlıyor. Örneğin bir görsel düşünelim ya da bir video düşünelim. Biz bunu eğer Creative Commons lisansıyla bu ürün lisanslanmışsa biz bunu kullanabiliyoruz. Örneğin hiç o kişiye ulaşmadan sadece atıf yaparak ya da işte ticari mesela demiştir ki bize o kişi siz bunu ticari amaç gütmeden kullanabilirsiniz gibi bir seçenek de sunmuş olabilir. Ya da sadece atıf yaparak bunu kullanabilirsiniz ya da üzerinde değişiklikler yaparak kullanabilirsiniz gibi bir ölçüt de bize sunmuş olabilir. Bu noktada işte Creative, e, creative Commons çok bize e, aslında seçenek sunuyor. Katı yasakları ortadan kaldırıp hani e, özellikle mesela eğitsel ortamlarda rahat rahat kullanabiliyoruz biz mesela bir görseli bu mantıkla. E, birazdan uygulama yaparak bunu daha da iyi anlayacağız. Çünkü Creative sitesinden biz bütün ücretsiz, telif hakkı olmayan kaynaklara rahatça ulaşabiliyoruz. Görsel olabilir, video olabilir, ses olabilir. Zaten biraz önceki anlattığım şu e, sitelerin çoğu da bunları, bunlarla ilişkili bir şekilde çalışıyor. Mesela Creative Commons üzerinden biz bir görsel aratırsak, direkt Google'a bağlanıyor. Ya da işte ücretsiz veya lisans hakkı talep etmeyen Pixabay gibi sitelere bağlanıyor e, ve bize daha çok seçenek sunuyor aslında Creative Commons'ta. Bu noktada kullanışlı, e, bunu da bilmenizde yarar olduğunu düşünüyorum. Şimdilik olarak. Bu anlattığım uygulamaları, özellikleri e, bu platformlar üzerinden uygulamalı olarak inceleyelim ve görsel arama seçeneklerini kullanalım. Telif hakkı olmayan görselleri nasıl arayabiliriz, nasıl ulaşabiliriz? Bunlardan bahsedelim. Şimdi Google arama motorunda bir görseli nasıl arayabiliriz ve hangi arama seçeneklerini kullanarak aradığımız görsele daha kolayca ulaşabiliriz? Bunu görelim. İlk olarak örneğin bir Insight diye biliyorsunuz yakın bir zamanda Mars'a gönderilen bir keşif aracımız vardı. Bunu bununla iyi bir resim görsel aramak istiyorum. Normal Google'a geldim yazdım. Bakın burada görseller seçeneğim var. Bunu tıklamam gerekiyor bunun için. Buradan e, istediğim aracı e, istediğim görseli seçebilirim. E, aynı şekilde direkt bakın şuradaki images.google.com'a girersem de direkt otomatik olarak Google görsellere bağlanır. Şimdi burada. Google'ın bize sunduğu bazı arama seçenekleri var. Bizim ulaştığımız, ulaşmak istediğimiz görsele daha kolay ulaşmamızı sağlıyor. Bakın şuradaki araçlar düğmesini tıklıyorum. Bakın diğer araçlar, zaman, tür, kullanım hakları gibi bakın seçenekleri bize sunuyor. Diğer araçlar dersem, bakın boyutları göster. Zaman dersem, bakın son bir saat yani zamana göre yüklenen görselleri bana sıralıyor. Tür dersem, Bakın yüz mü olsun, fotoğraf mı olsun, küçük resim mi olsun, çizim mi olsun bunları bana getiriyor. Daha sonra kullanım hakları. Bakın burası benim için çok önemli. Biraz önce bahsettiğim telif hakları ile ilgili kısımlar burayla ilgili konular aslında. Bakın lisansla filtrelenmemiş olanlar. Bunu tıklarsam bana her şeyi getiriyor. Yani e, telif hakkı olanları olmayanları hepsini bana getiriyor. E, eğer bakın farklı seçenekleri de var. Değişikliği yeniden kullanım için etiketlenmiş olanlar dersem bu... Ee, bunu istediğim kadar istediğim şekilde kullanabilirim. Yani üzerine değişiklik yapabilirim ve e, telif hakkı gerektirmiyor. Ama atıf yapmam gerekiyor bunun için. Yeniden kullanım için etiketlenmiş olanlar, değişiklikle ticari olmayan yeniden kullanım için etiketlenmiş olanlar. Bakın bu e, ticari amaçlı kullanılmamak koşul, koşuluyla de, üzerinde değişiklik yapılabilir ve kullanılabilir anlamındadır. Mesela ticari olmayan yeniden kullanım için etiketlenmiş olanlar. Burada da üzerinde değişiklik yapılmamak koşuluyla aynen ticari olmayacak şekilde kullanılabilir. Mesela eğitsel anlamda şunu alıp direkt kullanabilirim. Eğer üzerinde değişiklik yapacaksam şunu tıklayabilirim. Mesela tıklayayım. Bakın bana şu anda değişiklikle ticari olmayan yeniden kullanım için etiketlenmiş olanlar geldi. Yani ben bunu indirip e, mesela şu resmi bunun üzerinde yazı yazabilirim, bunu kesebilirim ya da başka bir yere yapıştırabilirim. Bu şekilde üzerinde değişiklik yapabilirim demektir bu aslında. Ve telif hakkı e, istemiyor benden. Bakın gördüğümüz gibi NASA'nın internet sitesinden bunu indiriyor. Bakın Bey biraz önce bahsettiğim bunlar hep ücretsiz telif hakkı olmayan aslında görselleri sunan siteler bunlar. Bakın Flickr var bakın burada yine aynı şekilde. Yine NASA zaten şey yapıyor. Bakın Wikimedia, Wikipedia gibi bütün siteler bize aslında ücretsiz sunuyor. Bakın buradan bunları da görmüş oluyoruz. Diğer taraftan bakın boyut var. Ben istersen buradan boyuta göre de görselimi arattırabilirim. Mesela büyük dediğimde kaliteli görseller. Bakın 1400'e 788 çözünürlüklü bir görsel geldi. Mesela 1308'e. Bu şekilde e, boyut ayarlaması da yapabiliyorum buradan. İstersem renk ayarlaması da yapabiliyorum. Hatta rengi daha net görmek için, şimdi burası Mars olduğu için zaten hep aynı renk tonda geliyor. Örneğin orkide diyeyim ben. Mesela şu anda bütün orkideler geldi karşıma. Bakın yine şurası seçili. Yani ticari amaçlı olmayacak şekilde ben değişiklik yapabilirim kullanabilirim şu anda bu görselleri. Bakın buradan rengi seçersem örneğin ben mor orkideler gelsin dersem moru tıklarsam bakın sadece mor orkideler mor orkideler geldi. Çok kullanışlı bir özelliktir. Bizim aslında hani bunları seçerek e, ulaşmak istediğimiz görsele daha çabuk, daha kolay yoldan ulaşabiliriz. Örneğin diyeyim ki sarı orkideler gelsin diyeyim bakın. Bakın sadece sarı ve sarıya tonuna benzer orkideler şu anda benim ekranıma geldi. Ee, örneğin bazen hani diyelim X markasının kırmızı renkli arabasını aramak istiyorsanız buraya o markayı yazıp Kırmızı tonda buraya tıklarsanız o araba gelir. Örneğin biz buraya araba diyelim. Şu an sarı seçili olduğu için bakın sarı arabalar geldi. Yine ben bakın buraya tıklayıp kırmızı arabaları dersem yine kırmızı arabalar gelir. Bu şekilde farklı arama seçeneklerimi kullanabilirim bu noktada. Google ve benzer görsel arama motorlarının çok güzel bir özelliği daha var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Bakın şurada bakın görselle ara diye bir seçeneğim var. Ben şu anda metini kendisini yazıp ne yapıyorum? OK'ya okay basıp aratıyorum buradan. Ama bakın şu özelliği de kullanarak yani e, resim yükleyerek de görsel aratabilirim. Biz buna e, tersine görsel arama diyoruz. Yani metin olarak değil de görsel yükleyerek e, ben başka bir görsel arıyorum. Çok kullanışlı bir özellik. Ha, hani nerede kullanacağım bunu? Mesela eğitsel ortamlarda bazen teknik anlamda e, bir elektronik bir parçayı gö öğrenciye göstermek istiyorsunuz ve onun ismini hatırlayamadınız ya da markasını hatırlayamadınız. Onun mesela telefonla fotoğrafını çekip buraya yükle yükleyip benzer görselleri buraya sıralandırabiliriz. Örneğin ben bilgisayarımda var olan bir görseli yüklemek istiyorum. Mesela şuraya daha önce indirdiğim bir işlemci vardı. Bakın işlemciyi yüklüyorum ben şu anda. Bu işlemciye benzer bakın görseller geldi. Bakın ben şunu yüklemiştim. Bakın tıklarsam bu yüklediğim resme benzer bakın bütün resimler geliyor. Özellikle mesela diyelim ben şu işlemci yüklemiştim. Bakın buradaki pinler, şu pinleri kesip bunlarla ilgili bile bir arama yapmak istersen bile daha detaylı olarak o pini arattırabilirim. Bu yüzden çok kullanışlı bir e, araç diyebiliriz bakın buraya. E, aynı seçenekler diğer e, platformlarda da var. Örneğin ben daha öncesinde e, bahsetmiştim. E, Creative Commons demiştim mesela size. Mesela bunun sitesine giriyorum. creativecommons.org'a giriyorum şu anda. Bakın bu daha geniş bir platform. Bakın şuradaki seçeneği tıklıyorum bakın. Search the Commons diye bir şey var bakın burada. Burada ben ücretsiz telif hakkı olmayan bütün görsellere, bakın videolara, medya ee, objelerine buradan ulaşabiliyorum. Örnek verecek olursak şurada bir arama yapalım. Mesela bir işlemci aratalım prosesör diyeyim ben şu şekilde. Şöyle bir arama yaptıralım proses işlemci görseli arattıralım. Bakın burada farklı farklı platformlar var. Aslında biraz önce bahsettiğimiz platformlar da var bakın. Pixabay gibi bunlar dünyada çok sık kullanılan ve telif hakkı istemeyen görselleri barındıran siteler mesela. Google Images var biraz önceki gibi. Bakın burada farklı farklı Flickr var mesela. Buralara bağlanıp aslında ee, buradan arama yaptırıyoruz aslında. Yani bu siteye girmeye de gerek yok. İstersem direkt bunlardan tıklayıp da e, yapabilirim. Mesela Pixabay sitesine bağlansın, bakın geldi. Şu an işlemciyle ilgili bakın e, görseller karşıma geldi. Bakın oldukça da kaliteli görseller sunuyor. Bakın geri gelip mesela Flickr'da arattıralım. Şu an aramam yapılıyor. Bakın Flickr sitesinde şu anda. Hani prosesörle ilgili bakın işlemci ile ilgili görsellerim veya buna yakın görseller karşımıza çıktı. Bu şekilde e, bu Creative Commons'ın da bu arama motorunu arama uygulamasını kullanabilirim. Ve buradan da ücretsiz e, görseller sunan sitelere bağlanabilirim. Ve daha geniş çaplı arabalar yapabilirim bu noktada. E, burada bir küçük uyarı yapacak olursak Görselleri arama yaparken eğer İngilizce karşılığı olarak aratırsak karşımıza daha çok seçenek çıkacaktır. Eğer Türkçe olarak aratırsak, yani ben burada işlemci olarak aratırsam daha az bir görselle karşı karşıya kalacağım. Yine örneğin Pixabay sitesine girelim. Bakın çarpıcı ücretsiz, ücretsiz resimler şeklinde geldi. Bakın buradan da yine benzer arama seçeneklerim bakın buradan da var. İstersen bakın illüstrasyon şeklinde vektör grafik olarak aratabiliyorum, video aratabiliyorum. Bana çok fazla seçenek sunuyor bu noktada. Ben buradan indir daha sonra indirebilirim bu resimleri. Örneğin bir resim üzerinden bir şey deneyelim. Az önceki bir işlemci araması yapalım şimdi. Bakın işlemci ile ilgili görsellerim geldi. Mesela şunu tıklayayım. Bakın bunu tıkladığımda ee, bakın burada yazıyor zaten. Free for commercial use diyor. Yani ticari kullanım için ücretsiz. Yani bana çoğunlukla sunduğu bu sitelerin e, ücretsiz, telif hakkı olmayan ve ticari amaçlı da kullanılabilen aslında bakın uygulamalar bunlar. Bunları da buradan görebiliyorum. Ee, farklı tabii şeyler de var. Mesela bunu da tıklayayım. Bakın bu da aynı şekilde. Ee, bakın aynı zamanda Creative Commons'la bu lisanslandığının göstergesi var. Ee, burada bununla lisanslandığını bana söylüyor. Çünkü bu site e, Creative Commons'la e, ilişkili çalışıyor. Benzer, dediğim gibi diğer e, sitelerden de e, benzer şekilde aramalar yapabilirim. E, örneğin e, Freepik diye bir sitem var benim. Burayı da inceleyelim. Mesela buradan da tıklayabilirim. Buradan da yine e, bakın ücretsiz vektörler bakın şurada vektörler var. E, yine e, bazı görsel düzenleme programlarının Uzantılarıyla ilgili de buradan uygulamalar bulabiliyorum. Görseller bulabiliyorum. Bakın ikonlar bulabiliyorum. İstediğim şekilde buradan da arama yapabiliyorum. Ee, Tabi bazı uygulamalar burada belki ücretli de olabilir. Ee, ama ücretsiz uygulamalar da burada mevcut.